Herkese tekrardan merhabalar. Sezon 27 Diablo 3 videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Barbar'la karşınızdayım. Yine bir klasik adamla bu sezon başladım. En büyük sebeplerden bir tanesi de arkadaşlar Barbar bu sezon biraz daha öne çıkmış. Yani bizim tüm videolar var biliyorsunuz, build videoları. Oradakiler hepsi çok rahat çalışıyor. Zaten bir sıkıntı yok. Genelde onlar A sınıfı şu anda. Ama S sınıfında bir tane işte eklediler. Hammer'in, Ancient Hammer'ı tekrardan önümüze getirdiler. Çok eski bir build'tir arkadaşlar bu. Büyük ihtimalle Immortal King'le falan ben bunu kombinasyon yapıp sizlere bu build'ü de tanıtmış olacağım. Wire Wild de gayet iyi çalışıyor ama ikisinin ortasını yapmış olacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bu sezon şu çok dikkatimi çekti, öyle bir giriş yapmak daha doğru olur. Arkadaşlar çok arkadaşımız bu Immortal, Diablo Immortal'da etkisi oldu, ben gayet inanıyorum. Diablo 3'e çok eski bir oyun olmasına rağmen tekrar başladılar arkadaşlar. Yani 10-15 yıllık oyun, bir sürü mesaj alıyorum. Özellikle abi oyunu bitirdik ne yapacağız diye soruyorsunuz. İşte bugün de hem sezona bir başlangıç yapmış olacağız hem de abi oyunu bitirip de ne yapacağımızın cevabını ben hem oynayarak hem size anlatarak vermiş olacağım. Dediğim gibi bu sezon bazı büyükler biraz daha öne çıkmış oluyor. Özellikle hatta biz geç anlatmamakken şeyler var. Birazdan ona giriş yapayım. Özellikle Crusader'ı çok güçlendirmişler. Özellikle Akan Seth'i tavsiye edebilirim. Necro'yu yine coşturdular. Bir ara çok kötü yapmışlardı onu. Tekrardan biraz öne sürmeye çalışıyorlar. Öbür büyükler, öbür karakterlerin hepsi aynı. Gayet iyi ilerleyebiliyorsunuz. A seviyesinde güçleri, S seviyesinde işte Monk'un bir tane çan build'ü var. Yukarıdan düşürdüğü, benim pek sevmediğim. O yüzden bu sezonu açmayacağım Monk. Ve Barbar'ın birkaç tane build'ü, bir küpme build'ü var arkadaşlar. O bir de bu Wirewind ve Hammer'ın üçü birden S klasa girme hakkını kazanabiliyorlar. Oldukça önemli. Tabii bu sezonun en büyük özelliklerinden bir tanesi, daha bana onu düşürmedi. Onu düşürdüğü zaman ben size ikinci video yapacağım. Orada hem build'ü anlatacağız hem bazı özellikleri de ekleyeceğiz. Özel bir ruh taşı gibi bir şey düşürüyor. Anladığım kadarıyla söylüyorum. Büyük ihtimalle onu da herhangi bir özel bir eşyamızın üzerine ekstradan bir skill olarak ekleyeceğiz diye yazıyordu orada. Ama ben daha denemedim. Onu beraber, hep beraber onu deneyip inceleyeceğiz bir dahaki videomuzda arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Sezona ilk başladınız ve arkadaşlar adamınızı sezon karakteri olarak yarattınız. Şu işaretle beraber sizin o karakter olarak yarattınız. Hemen arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hard'da başlamanızı tavsiye ederim ben. Yani şuradan bir game setting diyeyim. Şöyle challenge bölümüne, şuradan pek uçmayın. Normal veya hard iyidir. Normal çok sıfır verir yaklaşık ama en azından hard'da her şekilde idare edebiliyorsunuz. Çok da rahat oynarsınız, daha keyifli olur. Tabi bu benim tercihim ama tabi bu topu yine size bırakıyorum. Hard'da başlayın, en azından daha hızlı level almış olursunuz. Rahat oynanıyor arkadaşlar yani. Yadıkla level aldığı için. Bu sezonun en büyük özelliklerinin bir tanesi, kampanya modunu artık bitirmek zorunda değilsiniz. Yeni alan arkadaşlar için söylüyorum. Dediğim gibi hala yeni alan arkadaşlarımız var ve çok da sorular geliyor. Kampanya modunu bitirmek zorunda değilsiniz. Direkt Adventure moddan başlayabiliyorsunuz. Publikte pek adam bulunmaz. Bakın 11 çok az sayı olur. Genelde private, yani kendiniz, ama 3-5 varsa girin. Ama oyunu fazla tanımıyorsanız Adventure modu, o yüzden de tek girdiğiniz daha iyi olur. Tabii ki arkadaş gruplarınızla beraber oynayacaksınız. Son arkadaşlar, bunu yapmadan önce hemen İlk adamı açıyorsunuz, Challenge Rift'e bakıyorsunuz. Şimdi şöyle bir kombinasyon geliyor size. Arkadaşlar bu sürekli değişiyor. Her hafta sürekli bu yapımcıların bir build hazırlıyorlar. Bunlara oynamak zorundasınız. Üzerindeki itemlarla, eşyalarla oynamak zorundasınız. Ve orayı bitiriyorsunuz. Zor, genelde zor oluyorlar. Private, yani özelde bitirmeyin. Genelde direkt publikten join deyin. Emin olun ki sezon başında falan yığı tonlarca adam orada 4 kişi birden yaparsınız ve bitirirsiniz ve şu ödülü alırsınız. Arkadaşlar bu ödül çok iyi. 5 milyon para veriyor size. Her kübe lazım olan
eşyalardan 15'er tane veriyor. Özel eşya yaptığımız yerlerden, hep craft diyeceğim, onu Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum, kusura bakmayın. Ben pek yabancı kelimeleri kullanmamaya çalışıyorum ama çoğu zaman ağzımızdan kaçıyor. Oradaki şişeleri falan, özel şişeler var, onları falan direkt size veriyor. Sizi acayip rahatlatıyor arkadaşlar. Bu sandığı direkt sezonun başında alırsanız. Şimdi hemen orayı bitirdikten sonra bir şöyle game setik diyelim, hard diyelim. Tabii şimdi arkadaşlar dün bayağı bir oynadık. Ben 70'i yaptım, kapattım arkadaşlar bilgisayarı. Ve şu anda sizlere ertesi gün hemen şeye başlıyorum. Şöyle okey diyelim. Ben Torment 2 yapayım. Ben ve Torment 2'den başlayalım. Yani 70'i yaptım, direkt ertesi gün olur videoya başladım. Şu anda adamın itemları zayıf tabii ki ama bir şekilde oynuyoruz. Arkadaşlar böyle bu oyuna giriyorsunuz Adventure moda. Burada arkadaşlar amacınız şu bounty'leri yapmak. Yani buradan Act 1, Act 2, Act 3, Act 4. Hemen Act 1'den başlamanızı tavsiye ederim. Burada artı bir yüzük veriyor. Yani örneğin altılı set ekipmanını 5 ile kullanabiliyorsunuz. O cep avantajlı bir yüzük. Onu üzerinize takabilirsiniz, kübede atabilirsiniz. O yüzden bu bontileri yapmanız lazım. Tabi bontiler size ne sağlıyor arkadaşlar? Şu demircinizi geliştirmek için çok çok yüksek setleri yapmanızı sağlıyor. Örneğin belt diyelim. Mesela şunlar falan çok çok önemli setler. Bunları falan yapmanız gerekiyor. Tabi bunları yapmak için de bakın şu bounty görevlerinden çıkan materyalleri istiyor sizden. Bakın ben de şimdi 15'er tane var. Size vereceği de o ve çok büyük bir avantaj sağlayacak. Tabii ki küpünüze de arkadaşlar çok dandik dündik itemlar hiç önemli değil. Level 2, 3 onları hemen kasaya atıyorsunuz ve şurada küpünüze kırıyorsunuz. Level hiç önemli değil. Zaten tüm gücünü otomatik olarak kullanmış oluyorsunuz. Arkadaşlar nasıl yapmanız gereken şuradaki şu kızı şu demirciyi ve şu elmasçı geliştirmek. Tabi bunu geliştirirken de bounty'ler yapacağınız için size onun kitaplarını veriyor. Yani elmas büyütme kitaplarını veriyor, set kitaplarını veriyor. O da çok çok büyük bir avantaj oluyor. Daha bir sürü de şu kazalanın yani şu puanı da sizlere veriyor ve bir sürü de o akte özel legendlar atıyor arkadaşlar. Bu da çok çok sizin adamınızı hızlı gelişmenizi sağlıyor. Arkadaşlar tabi onu bontlara başlamadan önce şöyle bir tıklıyorsunuz ve şuraya bir bakıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi chapter 1'i ben bitirmişim. Yani bakın size ilk başta bunu diyecek. İşte begin again, tekrar başlıyoruz diye başlatıyor sizi. Nephilim Rift atabilirsiniz. 5 tane bakın bounty tamamla diyor işte. Bakın level 10 yap diyor aslında. Hepsi ben görevler aslında bunlar. Benim anlattıklarım size. Bakın onların hepsi level 10 diyor. Görevlerini yapıyor işte şu birkaç tane boss'u kesmenizi söylüyor ve 50 level ol diyor. İşte böyle takip edin. Emin olun ki bakın chapter 2'ye geçtiğiniz zaman oradan devam etmiş olacaksınız. Tabii şimdi hemen ardından yani bu kübü tabii ulaşmanız lazım. Yani şu Nephilim Rift ve Bounty'lere başlamadan önce hemen şu Act 3'e geliyorsunuz. Act 3'te şurada The Ruin of Sesharon'a gidiyorsunuz. Şuraya arkadaşlar. Burada siz sonuna kadar gidin, iki bölümlü harita, çok büyük bir haritası var oranın. Onun sonuna kadar gidin ve oradaki kübü alın. O çok çok önemli. Kübü aldıktan sonra ufak tefek itemlar bile düşse, level 1'in bile legend düşse zaten materyallerimiz şurada mevcut. Şu kısımda mevcut. Pardon, şurada. Size o sandığı aşağı için yani o haftalık görevi yapacağız için bunların hepsi size olmuş olacak. Hemen kıracaksınız ve adamınız çok rahatlayacak arkadaşlar. Ve çok hızlı bir şekilde ilerleyebileceksiniz. Tabii daha önce kasmış arkadaşlarınız olup da onlar size yardımcı olursa da tadından yenmez bir hale geliyor. Ama biz dün bayağı bir uğraştık çünkü herkes düşük leveldi. Bayağı bir zor oluyor adamınızı aldırmanız. O yüzden de öyle bir tavsiyede bulunabilirim. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Örneğin tekrar şuraya tıklayalım bakalım. Dedim ki bu çok uzun bir video olmayacak. Giriş videosu olacak. Ben size birkaç tane yer yapıp birazcık gameplay atacağım. Ondan sonra biz esas ikinci videoda daha detaylı sezonun girişini yapmış olacağız. Şimdi ne diyor bana? Craft level 70 armor piece diyor. Yani çok basit görevleri var aslında. Ve level 70'in herhangi bir armorunu yap diyor. Hemen şuradan geliyoruz. Neyimiz kötü? Şapka yapayım en azından. Şapka biraz daha iyidir. Her
Yeşile daha hiç girmeyeceğim. Çünkü level 70 bir tane sarı yap diyor size. Ve siz sarıyı yapıyorsunuz. Hemen bakın bize Journey'nin görevini verdi. Benim biraz totlusumu düşürüyor. Hatta şöyle yapalım. Ha, arkadaş onu söylemeyi unuttum. Bu kırmızı taşlar çok önemli. Çok hızlı level alırsınız. Özellikle şunları şapkanıza koymanız gerekiyor. Bakın direkt bize 135 experience geliyor. Bu taşları büyütüp daha farklı bir hale de getirebiliriz. Tabi bounty'lerin arasında gezerken arkadaşlar size şöyle boss simgeleri çıkacak. Anahtar simgeleri. Örneğin şurada var. Bu anahtar simgelerini arkadaşlar oradaki bossları kesin. Haritanın içinde size bunları düşürecek. Arkadaşlar bunlarla bir yer açacağız. Daha önce anlatmıştım bunları. O yeri açtığımız zaman da orada über bosslara kapışacağız. Onlar bize bazı eşyalar düşürecekler. O eşyalara da demircide güzel bir nasıl diyeyim özel bir kolye yapmış olacağız. Her adamın kolyesi özel. Şimdi bana ne diyor bu level 70 şey yaptı işte bir tane herhangi bir jewel yap diyor. Yapmış mıyım ben? Bir de ring yapayım. Ha, bunları yapmışız demek ki bizi es geçmiş. Şöyle bakayım ben. Ha, full equip the followers diyor mesela. Şu bir tane mistik elden şeyi değiştiriyor. Onları ben size bu özetle birkaç tane bıraktım. En azından daha da sizin için açıklayıcı olacaktır. Bizim arkadaş tabi çatır çatır şey alıyor şimdi. Achievement alıyor. Herhangi bir şeyinizi buraya getir diyor. Bunu şey yaptı arkadaşlar. Burada biliyorsunuz rolluyoruz ama trans yani şey değiştir diyor yani şeklini. Barbara da gene çikin olur ya. Şunlara baksanıza abi. Ha, şunu bari yapayım. Şimdi bak burada bir görevimiz daha tamamladık. Şimdi tabi bunların hepsi biliyorsunuz kanalımızda videoları var. Bunları nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, hangi itemları, hangi eşyaları buraya koyacağınız. Şimdi follower'ı giydir diyor. Bunun omuzlukla kemeri yok. Düşürebiliriz ama ben hemen sizin için kırkalı yapayım onları. Bir tane kemer yapalım. Şunu kapatayım. Shoulders yapalım bir tane. Tamam, bir tane de kemer. Hepsi level 70'in yapın tabi artık. Tamamdır. Şimdi bunu da giydireceğiz. Şimdi o esas ben size göstermek istediğim bir şey var. Esas amacımız o. Nesi eksik bunun? Her şey mi 70 olacak? Ha, şapkası eksikmiş ya. Ha, şu şapkayı takalım. Ha, ne güzel oldu. Dur bakayım. Ha, botu da yok. Abi botum da yok dedin öyle mi? Abi bot da yapalım. Sıkıntı değil. Abi bu menüsü kötü bunun biraz. Çok karışık. Böyle uğraştırıyor. Şuradan falan ayarlayabiliyorsunuz. Hani en yüksek kullanılabilirlik şu bu. Hepsini ayarlayabiliyorsunuz ama yine de bana bir... Şimdi bakacağım. Bunu da tamamlamış olduk. Şimdi bakın bize... şimdi benim amacım oydu size göstermek. Şurada bir tane kutu geldi. Şimdi bakacağım. Burada ilk setinizi alıyorsunuz. Claim Inventory diyorsunuz ve bunu burada açıyoruz. Ve bize bu iki tane set parçası getirdi. Hemen burada okuyalım onu. Abi hemen şunu bir takayım ben. Eldivenim kötüydü. Şunu şöyle takalım. Hatta şuradan eldiveni rolle edebiliriz. Critical'ı iyiymiş bunun. Şans araya demiş olabilir. Hayat şimdilik dursun. Arkadaşlar bunlar nihai şeyler değil. Ha, 26 şimdilik yeter. Fazla rollemeyin ilk başta. Çok az rolleyin. Ne çıkarsa onu kullanmaya çalışın. Mesela bunda kritik lazım. 90 şuraya bir kritik lazım aslında. Onu zor getirir ama fazla taşım yok. Çok zorlamak istemiyorum. Kaç? 19, 19 tane var sadece. Şimdilik o dursun. Yani ilk başta bunlar uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece ekipmanınızı koyuyorsunuz. Şunu adama giydirelim. Şu daha iyi buna. Ona bir koruma atsın. Ekipmanınızı bu şekilde yani fazla kasmayın başta. Item'larınız çok olur. O zaman rahatça hepsini
Kasa bilirsiniz, şurada bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen dediğim gibi örneğin Akt 1'de başlıyoruz burada. Hemen bir filtro mizeliğe giriyoruz. Buff'larımızı basıyoruz da değil mi? Büyüklüğü ben size anlatacağım. Bakın şimdi şurada boss'u gösteriyor. O anahtar taşıyan boss'u. Burada da görevimizi gösteriyor arkadaşlar. Adam bakın hiç doğru setim yok. Bu enteresan bir build. Hemen şöyle devam edeceğim. Arkadaşlar bu tip sandıkları kaçırmayın. Özellikle bunları hemen götürüyorsunuz. Bir de çok adam öldürmeye çalışın. Şu altta bakın 27 kill yazıyor ya, onu kaçırmamaya çalışın. Çok yüksek level gelecektir. Esas level akışı buradan alırsınız. Yani ama şunu açalım. Esas level buradan gelir. Yani Nephilim Rift ve öbür taraftan level fazla gelmez. Bir de Greater Rift'ten gelir arkadaşlar. Şimdi şuradan devam edeceğiz. Daha hiç taşımız maçımız hiçbir şeyimiz yok. Bu adam çok sağlam. Değil mi? Bu şeyde özellikle bunun büldüğünü bir hazırlayıp ben size bir göstermek istiyorum. Immortal Kick büldü hiç anlatmadık. Şimdi görevimiz bu. Bakın burada bir sürü görev çıkar içinden. Ha, şunu bir indirelim. Abi şunlar bize konuşturmaz bunlar. Mesela şimdi görev geldi. Örneğin gruplarla buna girmeye çalışın. Örneğin 4 kişi aynı anda, örneğin ben Akt 1'e yapıyorum abi. Öbür arkadaş Akt 2, bir tanesi Akt 3, bir tanesi Akt 4'e gider. Herkes böyle sırayla bond görevlerini hemen bitirirler. Hatta biz bir seriyi atalım. Hızlı hızlı. Hani adamı sıfır başlamak istemedim arkadaşlar. Yani sıkıcı olabiliyor biraz. Görev bası buradaymış zaten. O çok güzel. Bir sandık daha çıkıyor. Şuna bir bayalım. Çekelim şöyle. Yo, ikide adamın hiçbir şey yok daha ya. Bakın kendiniz görüyorsunuz yani. Ya diyor mu bu skill çok güçlü. Çok bakın çok hızlı level alıyoruz şu anda. Gruplar efendim uçuyorsunuz zaten. Şimdi burada ben bakın solda yazıyor. 30 tane adam kesmem lazım. Abi şuna bir yatıralım. Abi bakın böyle goblin geldi bir tane, çok güzel. Ne goblin o? Para goblin herhalde o. Şimdi bu goblin'e çok hızlı kesiyorsanız buraya çok rahat hazırsınız demektir. Eğer bu goblinleri yavaş kesiyorsanız uğraşmayın. Bir tane hemen şöyle escape yapın. Lower difficulty diyeyim ve difficulty'yi düşürün arkadaşlar. Tabi bunu Greater Rift'lere şurada buraya yapamıyorsunuz. Aa, bir dakika ya, bu şey açtı bize. Bana şey açtı ya. Bakın özel yer açtı. İyi mi? Tabi arkadaşlar buraya çok seri bir build lazım. Burada çok şey var. Burada hiç durmayacaksınız. Sandıkları boş verin. Devamlı ilerleyeceğiz. Bakın şu alttaki şeyi bir çıkartmaya çalışacağız. Onu hiçbir zaman es geçirmemeye çalışın. Birkaç adam bırakın. Hadi oğlum devam edelim. Uç şuraya. Bir daha uçacağız. Kaçırdım ya. Abi arkadaşlar buna hızlı build lazım. Bir daha başlayalım. 95 adamda kaldım. Bakın çok fena level alıyoruz şu anda. Yani bunda işte amacınız bu bounty'de uçmak level olarak. Ben burada arkadaşlar bayağı bir yükseliyorum yani 700-800'e kadar çıkabiliyorsunuz. Onları değil mi? Uğraşmayın.
şekilde devam edeceğiz. Bir Berserk açayım. Şimdi adam bulmam lazım. Uç. İşte Wild Bird de çok daha hızlı olabiliyor bu. Burası özel bir bölüm olduğu için. Sen circle'ı kaçırıyorum. Ah yine kaçırdım ya. 221'de kaldı ya. Ama Violet hiç kaçırmıyorsunuz arkadaşlar. Yani sürekli bu çok yavaş kalıyor. Bunun eventini yapacağız. Aslında buraya arkadaşlar özel bunların bir silahı var. Onunla da girebiliyorsunuz. Onu direkt kübün içine kırıyorsunuz ve ona girmiş oluyorsunuz bu bölüme. Ama bize eşantiyon var. Çok güzel oldu. Burada bayağı bir eşya çıkaracak. Abi çıkmıyoruz daha. Çıkarttık. Şunu bırakacağım. Yani burada ödüllerimizi de aldık. Ama dediğim gibi eğer bunu çok yükseltirseniz alt rakamını çok uçuk şeyler alabiliyorsunuz. Abi şimdi mavileri almayacağım. Video çekiyorum diye. Mesela buraya komple boşaltırım arkadaşlar. Yani gider gider gelirim. Şu anda sizlerle beraber çok hızlı level aldım yani. Bu sandık çok fazla. Özellikle şu büyükler iyidir. Ama bu levelleri fazla düşürmez. Daha çok buraya 16'da falan girmeye çalışın. Beşileri de az çıkarttı zaten. Yani o kadar çok çıkıyor aslında burada eşya falan. Neyse biz devam edelim. Ama bana bayağı bir level aldı arkadaşlar. Devam ediyoruz buradan. Burada bitmiş zaten. Abi hemen bir sonraki ışınlanıyoruz. Bu oyun çok pratiktir. Hiç kafanız ağrımaz. Abi yapma şunu ya. Bizi niye buraya atmasın? Hadi şuraya gideyim. Şu ormanlara doğru gidelim. Bak altta gösteriyor şimdi. Oraya doğru görüyoruz. 125 adam kesmem lazım. Aslında her şeyi keseceğiz. Boss buradaymış. Ya ben bu barbarın her bölümünü seviyorum arkadaşlar. Yani her biri ayrı bir keyif veriyor sana. Abi sen bizi korkutuyorsun ha. Vallahi daha yüksek girsem bile olurmuş ha. Şu havuzda kesin kaçırma. Ölürseniz gider yalnız. Bakın şu altta sarı oldu ya bonus arkadaşlar. O yüzden ölmemeye çalışın. O havuz üzerinize olduğu sürece. Benim kemerden gelen bir haunt var arkadaşlar şu kemerden. Oh bak hayaletler o geldiği zaman ölülere falan böyle bir güçle vurur o arada bir. Aslında o bir şeyin, Witch Doctor'un bir skill'i. Ya ben size bugün böyle bir şey yapmak istedim. Hem yeni başlayan arkadaşlar için. Hem bazı şeyleri atlayıp merak eden arkadaşlar için. Yani sezona bu şekilde bir başlangıç yapmak istedim. Ya bu şekilde de oynuyorsunuz ve emin olun ki çok hızlı gelişirsiniz arkadaşlar. Bakın biz yani şu anda yani ben hani gruplara falan girsem şimdi uçtu diyor benim level. Hala 55. Bak devam edeyim ben. Hiç bırakmayalım. Hadi lan. İşte abi bu.
İşte amacımız bu devamını yükseltmek. Tamam, hemen hızlıca orada bitir. Şuna geçiyoruz. Buradan devam edeceğim. Aa, burada hallet diyor, öldür diyor. Öldürelim. Sen niye ölmedin abi? Şurada bakayım. Bu elimdeki silah tam bir şeydir arkadaşlar. Bu Ancient Hammer'ın bir silahı. Baba bir damage yaptırır bize. Özellikle bu levellerde zaten çok rahatlatıyor. Böyle bam bam güm güm tek atıyoruz arkadaşlar adamlara. Değil mi? Valla 3-4 girsek olurmuş. Değil mi? Adamı ben 70 yaptım. Hiç denemeden sizlerle başladım. Yani boss da buradaymış zaten. Bersek açmıyoruz bile. Çok hızlı level alıyoruz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. P'ye basalım. Arkadaşlar core'da hemen movement speed ile başlayabilirim. Offense atak speedler iyidir. Tabi adamımızın türüne göre ben hani milliler için daha çok iyidir. Hani critical şans, critical damage, cooldown veya büyücüysen tam tersi. Yani defanslara genelde resist aldığından başlanır. Armor, life, armor, life ve life regen diye gider. Burada da arkadaşlar size bağlı. Hayat çalma iyidir vuruşlarda veya adamımızın türüne göre daha çok mana harcıyorsunuz, onu düşürebilirsiniz. Araya demiş de en sonda üçüncü ve en sonda altın bölümüne verebilirsiniz. Abi sen ne yapıyorsun? Duvarlar açıyorsun, muvarlar açıyorsun. İnşaat mı yapıyorsun abi? He? Tövbe tövbe ya. Adam direkt inşaatı patlattı bize ya. Şurada. Tam bakalım Nemesis bilekliğimiz falan olsaydı bir boss daha çıkardık mis gibi orada ama çıkaramıyoruz işte. Tamam bakalım bu görevi de böyle bitirdik. Tamamdır. Şimdi çok hızlı ilerliyor. Abi, bu çürü kesiyor. Hemen bu çürü doğru gidelim. Zaten sizin ilk görevlerinizden biri bu çür. Bakın benim kemer patlattı onlara. Bu leveller iyi vuruyor ha. Arkadaşlar bundan sonra bunu çıkaracağım ben. Benim yanındaki elemana vereceğim onu. Abi o da ara ara vursun canım. Yani ne zarar olur yani. Şimdi bize görevi yukarıda gösteriyor ama büyük ihtimalle orası giriş olabilir. Deneyelim. Yani şimdi oyunun başında arkadaşlar illa mesela bu seti bana veriyor ya rent map vur diyor bana. Yani illa onu kullanmak zorunda değilsiniz. Abi çok şanslıyız. Sizin şansınızda habire goblin çıkıyor bana. Ama bunu takip edeceğiz. Patlatayım. 59 tane adam öldürdük şimdi. Abi level'i patlattı bizi direkt. Abi yalnız benim şey hemen şuradan bir abi yüzümüzü boşaltalım. Bu nedir ya? Bir de ben yüzük düşürmeye uğraşıyorum arkadaşlar. Bu yüzüğü düşürürsek çok iyi olur. Hemen hemen çabuk geldik. Bu bazen daha farklı bir yerde çıkarabiliyor. Daha uzun oynuyorsunuz burayı.
Bir de arkadaşlar, her boss'ta eğer görevle girerseniz, boss'u keserseniz size özel bir sandık çıkarır. Ama eğer şeyle girerseniz, berseriyi bir açayım. Abi çok fena vuruyoruz. Bir de baydım ben. Abi dağıttık şeyi. Abi bana harika bir şey düşürdü arkadaşlar. Bak daha kafadan başında oynayın ya. Dur. Aha. Bir dakika abi, bakın bu bilmiyorum neymiş bu. Evet arkadaşlar, bu galiba işte, evet, use this select level 70 equipable Minecraft machine. İşte arkadaşlar bunu uygulamamız lazım. Herhangi bir sete, ama büyük ihtimalle bakın şurada uygulayabiliyoruz, bakın görüyorsunuz. Ama bize bir skill mikil açacak bu. O yüzden de daha bunu uygulamayacağım ben. İyice bir bakmam lazım. Onu build videosunda adam akıllı uygular. O şekilde yaparız arkadaşlar. Daha iyi olur. Bize şansımıza boss'tan düşürdü onu. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru işareti yaptık. Artık bounty görevini bitirdik. Düşünsenize arkadaşlar, şu anda ben bunu bir tane yaptım ya. 4 kişi girdiğiniz zaman aha böyle 4'ünü birden yapmış oluyorsunuz. Müthiş bir avantaj oluyor. Böyle yapıyorsunuz. Ama unutmayın, yapabildiğiniz zorluğun bir düşünde gruplarla girin. Çok daha zor oluyor çünkü. Abi düşürmedi şeyi. Şöyle hemen okuyalım. Ben yüzük arıyorum ama yüzüğü düşürmedim ama yardımcıya baba bir silah düşürdü. Arkadaşlar arada bir yardımcınız şey atsın ya. Zehir patlasın ortaya. Düşük levellerde çok iyi o. Şu bizim şeyimiz de Monk silahı da. Yani bu silahı kullansın. Oldukça iyi. Yani etrafı çok yüksek zehir vuruyor o zaman. Yardımcı. Hemen bu kitapları buraya okuyoruz. Hemen bak, bir tane şey kitabı verdi. Elmas. Onu da hemen buna getireceğiz. Şöyle geldi. Şunu da kıracağız. Bir tamir. Sonra arkadaşlar hemen bir süreyi bir kontrol edeyim. 32 dakika olmuş. Arkadaşlar hemen şöyle çok uzatmayalım bu videoyu. Hemen buraya geliyoruz. Burada nefremi yapıyoruz arkadaşlar. Nefremde hemen şunu düşürüyoruz. Greater Rift, Cage Stone. Sonra buraya giriyoruz arkadaşlar. Buraya girdiğiniz zaman artık Greater Rift kasıyorsunuz. Bunu hep arkadaşlar benim attığım yeni gelen, yeni oynayan, bazıları attırmış olan arkadaşlarımız için. Burada Greater Rift yapıp özel Darkin hiç taşımız yok. Birçok büyüklere anlatıyoruz onları. O taşları buradan düşürüyorsunuz ve sezona bu şekilde devam gidiyorsunuz. Artık bu sezonda artık şu item'ı, ki sizlere gösterme şansım oldu en azından, bu item'ı düşünmeye çalışacağız. Ve bunlarla baba bir set ekipmanı yapıp karşınıza çıkmak istiyorum yine her zaman gibi. Yine bir ortalama yine bir 125'e kadar çıkarız. Ama ben genelde biliyorsunuz sizlere 100 videolar atıyorum. Çünkü 100 sınır arkadaşlar. Size build'ü anlatma, build'ün skill'lerini değiştirme sınırı. Yani mesela 100'e kadar adamın çok defans takmadan tıkır tıkır ilerliyorsun. Ama bazı build'lerde birazcık daha defansa şuna buna ihtiyacın oluyor. O zamanlarda ben hep genelde 100 çekiyorum. Daha sonra 100 artı full build'ü size anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi sormak istediğinizi, merak ettiğiniz bir şeyi mutlaka not olarak yazın, altı iletin. Bir de arkadaşlar Grim Dawn'la bir yandan ilerlemeye devam ediyorum. Onda pet build'ünü çok soruyorsunuz. O yüzden de pet build'ü kasıyorum ben. Biraz hiç kullanmadığım bir build, biraz eşyalarım, birazcık ben öbür karakter eşya atmışım. Ama yine 3-5 bir şey çıkarıp şu anda ilerlemeye devam ediyorum. 50'yi geçtim level. Pet build'ünde Grim Dawn'da. Ondan sonra da size onu adam akıllı bir şey, güzel bir build videosu olarak da Grim Dawn'da çekeceğiz. Arkadaşlar birkaç tane Steam'de ucuz oyun var. Onlara da farklı böyle action RPG tarzı. Onları yaptım. Onları birkaç yani onları da sırayla bir araya sıkıştıracağız. Onlar da enteresan oyunlar. Hem ucuz 20-30 lira fiyatları vardı, indirimliydi falan. Hem ucuz hem de enteresan ve puanları çok 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 iyi oyunlar arkadaşlar. Ben size pek dandik getirmiyorum zaten. O yüzden de oradan öyle devam etmiş olacağız. Arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Bir dahaki Diablo videosu değil, öyle bağlayayım. Çünkü onu öyle adamı geliştirip onu aktaracağız. Diablo videosu görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzde olsun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.